Georgia eyaletinde Stone Mountain Parkı'ndayız. Bu arada Stone Mountain Türkçe'de Taş Kaya Dağı anlamına geliyor. Evet bu granit dağına bir anıt eserin oyulduğunu görüyoruz. Bu anıtın ne olduğunu hemen anlatacağım ama bu anıt hem olumlu hem olumsuz anlamda o kadar önemli ki örneğin New York Times gazetesi anıtın oyulduğu haberini manşetinde taşımıştı. Şimdi bu videoda Amerikan tarihinden epey bahsedeceğiz ve bazı yerlerin anlaşılır olması için elimden geleni yapacağım. Buradaki oyma anıt günümüzde ABD'de beyaz tenlerin üstünlüğünün bir sembolü olarak görülüyor. Figürlere bakacak olursak General Robert Lee, Thomas Stonewall Jackson ve Konfeder Devletler Başkanı Jefferson Davies'i görüyoruz. Bu arada ufak bir bilgi. Konfeder Devletler ya da Konfederasyon Amerika'daki iç savaş döneminde köleliği destekleyen güney eyaletlerinden e, oluşuyor. Bu eyaletleri e, bize anlatıyor. Evet, bu anıt ABD'deki iç savaşın esas nedenlerini bir bakıma hasır altı etmesiyle suçlanıyor. Tarihçiler Amerika'nın bu döneminden bahsederken Konfederasyon yanlılarının kaybedilmiş haklı dava diye öne sürdüğü bir alıntıdan bahseder. Kaybedilmiş haklı dava yani lost cause savunucularına göre iç savaş kölelik sistemini korumak için değil, güney eyaletlerindeki refah dolu yaşam biçimini sürdürebilmek için yapılmıştı. Bu arada kaybedilmiş haklı dava deyince kulağa biraz garip geliyor olabilir ama şöyle düşünün. Konfederasyon yani güney eyaletleri kuzey eyaletleriyle yaptığı savaşı nihayetinde kaybetti ama iddialarına göre davalarında epey haklıydılar. Hatta bu konudaki ahlaki zorunluluk onlara göre o kadar mantıklıydı ki Kuzeylilere karşı savaşmaktan başka çareleri yoktu. Ancak Güneylilerin bu yaklaşımı elbette kölelik sisteminin vahşetini reddediyor. Reddetmeyi geçtim. Köleler mutluydu, sahipleri onlara iyi bakıyordu, köleler bu şekilde medenileşiyor, medenileşiyorlardı gibi iddialar öne sürüyorlar. Çünkü bu yaklaşımı savunanlar daha önceden de söylediğim gibi esasında köleliğin devam ettirilmesinden yanaydı ama bunu her zaman böyle ifade etmediler. Biz eyaletlerin kendi hakkını savunmak için savaşıyoruz dediler. Bakın ekranda o dönemden kalma bir tabela görüyorsunuz. Bu ırk ayrımcılığına dayalı bir toplumsal sistemde gündelik yaşamı gösteren bir tabela. Bir otobüs terminalinde siyahiler için bekleme odası yazıyor. İşte ülkenin güneyi bu tip bir sistemin devamından yanaydı. Günümüzde çoğu tarihçi artık kaybedilmiş haklı davanın gerçekliğine inanmıyor. Hatta buna efsane diyorlar çünkü bu güneyli bazı tarihçilerin tarihi saptırmak için uydurduğu bir mitoloji. Tarihçilere göre bu efsanenin Amerika'ya 10 yıllar boyu yayılmasında kadınların rolü büyük. Bu kadınlar savaşta ölen kocalarının ve aile üyelerinin yani kölelik yanlısı konfederasyon askerlerinin anısına pek çok kabristan inşa ettirdiler. Şimdi bahsedeceğim hikayenin merkezinde ise Helen Plain yer alıyor. Kendisi Birleşik Konfederasyon Kızdıradı Topluluğu'nun kurucu üyesiydi. Buna kısaca UDC diyorlar. Bunlar kölelik yanlısı olan ve ırkçı Ku Klux Klan örgütünü destekleyen bir gruptu ve yaptırdıkları anıtlar, mozeleler, kabristanlar Amerika'da pek çok yerde halen gözünüze çarpabilir. Bu arada Ku Klux Klan örgütü de 19. yüzyılda kullan ve 20. yüzyılda faaliyetlerini hız veren bir terör örgütüydü. Amaçları özgürlüğüne kavuşan kölelerin bile beyaz tenlilere boyun eğmesini sürdürmekti. İşte günümüzde daha kazanan bu anıt heykel klan örgütüyle ilişkilendiriliyor. Neden mi? Klan örgütü bu dağın tepesinde yeniden doğdu. 1915'te örgüt üyeleri burada haç yaktılar. Haç çakılması da yine Amerikan tarihinde çok manası olan bir eylem. İsterseniz araştırabilirsiniz ama genelde şiddet ve aşırılıkla ilişkilendiriliyor. Neyse tam o sırada D.W. Griffith'in Bir Ulusun Doğuşu adlı sessiz filmi de piyasaya çıkmıştı. Bu filmde siyahilerin zeki olmadığı, cinsel açıdan saldırgan oldukları gibi ırkçı fikirler pompalanıyordu. Klan üyeleri de beyazları siyahilerden koruyacak kahramanlar olarak nasih edilmişti. Klan üyeleri şövalyelere benzetilerek aslında klanın şövalyelik anlayışına uygun bir resim çizilmiş oluyordu. Bu şövalyeler sözüm ona barbar kuzey eyaletleriyle savaşmalıydı. Biraz önce bahsettiğimiz Helen Plain bu dağın ön yüzüne az önceki figürleri oyması için heykeltraş Borglum'la iletişime geçtiğinde şöyle yazmıştı. Güney eyaletlerimizde yeniden inşa dönemine girdiğimizi görüyorum. Muhteşem bir durum. Kanımca bizi zenci baskısından koruyanlar Ku Kusu Klan'dır. O halde ne dersiniz? Bunlardan küçük bir grubu şövalye zırhları içinde izleyiciye yakınlaşan şekilde gösterelim mi? O dönemde bu dağın içinde bulunduğu arazinin mülkü klan üyesi olan Sam Venable adında bir adamdaydı. Heykeltıraş Borgul'un da daha sonradan klana katılacaktı. Şimdi Amerika'nın tarihinde daha da geriye Avrupa'daki sömürgecilerin gelmesinden önce burada yerlilerin yaşadığı döneme gidelim. Bu bölge Mississippi'liler dahil olmak üzere yerliler için çok önemliydi. Burada bir zamanlar yerlilerin yaşadığı arkeolojik kanıtlarla desteklenmiş durumda ama gelin görün ki yerli halkın bıraktığı izler bu dozerlerle silinmiş. Dolayısıyla bilgilerimiz sınırlı. 1821'de yapılan 1. Indian Springs Antlaşması ile bu topraklar Muscogee kabilesinden ABD devletine geçiyor. 1850'lere gelindiğinde buranın turist akınına uğramaya başladığını görüyoruz. Sebebi basit. Buranın doğası ve dağ manzarası mükemmel. Evet, kısaca buraya bir anıt oyma fikri 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor ve bu iş için Borgulum seçiliyor. Borgulum 1923'te çalışmalarına başlıyor. Kendisi inanılmaz hırslı bir adam. Onlarca figürün rölyef heykel planlamasını yapıyor ama aynı zamanda bu anıtın altına da iç savaşta güney eyaletlerine katkı sunan kadınlar için başka bir anıt yapmayı düşünüyor. Yani dağın cephesinde ve eteklerinde bir anıtlar bütünü olacaktı ve buraya meçhul konfederasyon askeri heykeli de konacaktı. Ayrıca anıtların hemen önünde nesneleri yansıtma amacıyla su dolu bir havuz olacaktı. Solda anıt planını görüyorsunuz. ABD'nin başkenti Washington'daki Lincoln e, ya da Lincoln anıtı ne kadar e, buna benziyor öyle değil mi? Yani bu anıt ne kadar onu andırıyor öyle değil mi? Washington'daki anıt 1922'de yani borg, Borgulum çalışmaya başlamadan hemen önce tamamlanmıştı kadınların anısına inşa edilecek olan binaya Lincoln anıtındaki figürle aynı boyutta bir kadın figürü koyacaklardı. Tabii burada Lincoln değil iç savaşta ölen askerler için yas tutan bir kadın yerleştirilecekti. Zamanı biraz ileri saralım. 1925'te heykeltıraş Borgulum kovuluyor ve yerine Lukman getiriliyor. Aynı yıl 50 binden fazla Ku Klux Klan üyesi Washington'da yürüyüş yapıyor. Bu örgütün en faal olduğu zamanlardan. Yeni gelen heykeltıraş Lukman, Borglum'un yaptığı figürleri beğenmiyor ve dağın cephesinden bunları kaldırtıyor. Ama kısa bir süre sonra proje durma noktasına geliyor. Mali destek sona eriyor ve dağa oyulan heykel 25 yıldan fazla bir süre orada öylece tamamlanmamış şekilde kalıyor. 1954'te Brown ile Eğitim Kurulu'nun karşı karşıya geldiği davada mahkeme karar alıyor ve devlet okullarında ırk ayrımcılığı yasa dışı kabul ediliyor. Georgia valilik seçimlerine aday olan Griffin iki vaatte bulunuyor. Birincisi, Yüce Divan'ın verdiği karara bakılmaksızın Güney eyaletlerinde ırk ayrımcılığı devam edecek. İkincisi, Stone Mountain'daki heykeller tamamlanacak decades, completion of the Stone Mountain Confederate Memorial is a dream shared by all Georgians. But every attempt to complete the memorial ends in failure. No progress is made until Governor Griffin gives the project new impetus. Bazı kesimler federal hükümetin güneydeki ırk ayrımcılığını sonlandırmak istemesine o kadar karşı çıktı ki Atlanta eyaleti bayrağı değiştire, bayrağını değiştirerek daha doğrusu bu eyalet konfederasyon mücadele amblemini bayrağına koydu. Hatırlayın, konfederasyonun parçası olan Güney eyaletleri köleliği ve ayrımcılığı savunan eyaletlerdi. Neyse, heykel çalışmaları 1963'te yeniden başladı. E bu arada o yıl hak savunucusu Dr. Martin Luther King yaptığı meşhur bir hayalim var konuşmasında Stone Mountain'dan da bahsetti. Şimdi kendisini dinleyelim. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. 1970'e geldik. Artık heykel tamamlandı. Dönemin ABD Başkanı Nixon'ın açılış törenine geleceğine dair planlar yapılmıştı ama Nixon kendisi değil vekili e, Spiro Agnew'u gönderdi. Ama bu hikaye 20. yüzyılda bitmedi. Günümüzde bile devam ediyor. 2001'de yürürlüğe giren bir kanun hükmüne göre eyalet bayraklarından konfederasyon ambleminin çıkarıl çıkarılması mümkün oldu ki bu durum bu durumun mümkün olması için bazı insanlar 10 yıllardır mücadele veriyorlardı. Ancak aynı kanunda buradaki söz konusu anıtın korunması gerektiği de yazıyordu. Kanun maddesini okuyalım. Amerikan konfederi devletlerinin kahramanlarına adanan ve Stone Mountain çevresine oyulan anıt hiçbir koşulda değiştirilemez, yerinden kaldırılamaz, üzeri örtülemez veya kapatılamaz. Tabii bu anıtla esas üzeri kapatılan iç savaşın gerçek nedeni yani kölelik oluyordu ama neyse daha yakına gelelim. Mayıs 2021'de anıttan sorumlu olan kurulda bir oylama yapıldı ve oylama sonucuna göre anıtın değiştirilmesi söz konusu olmasa da şu iki karar alındı. 1. Parkta dalgalanan Konfederasyon Devletler bayrağının kaldırılması. 2. Anıtın içinde bulunduğu tarihsel bağlamın halka daha iyi anlatılması. Elbette bu heykelin yapım emrini verenler ve heykeli yapan heykeltıraşlar bunun kalıcı bir eser olacağını düşünüyordu. Hatta e, burada şu anonim alıntıyı yapabiliriz. Bu anıt devredilemez zira toprağın bir parçasıdır. Yeryüzünde en son çatırdayacak olan kısımlara sıra geldiğinde işte ancak o zaman bu anıta bir şeyler olabilir. Bu anıtı yapan heykeltıraşın Antik Yunan ve Roma heykellerinden ilham aldığı şüphesiz. Mesela Partenon frizlerini at üstündeki askerleri düşünün. Bu rölyefler yüzyıllar boyunca soyluluğun ve yüceliğin en güzel ifadesi olarak algılandı. Evet, Stone Mountain'daki bu anıtta aslında onlarca, yüzlerce hatta yazılı bir kayda göre binlerce figür olacakken nihayetinde toplam 3 figür oyulmuştur. Figürler şapkalarıyla kalplerinin olduğu bölgeyi kapatmışlar çünkü konfederasyon bayrağının yanından geçmişler ve saygılarını göstermek istiyorlar. Son olarak anıtın büyüklüğü bana Amerikan sanatındaki bazı tabloları hatırlattı. Bu tablolarda Amerika Birleşik Devletleri büyük, yüce, muazzam bir toprak parçası olarak gösterilir ve insan figürler her zaman manzara karşısında küçük kalır. Bu tablolar açık kader denen bir kavramın savunuculuğunda önemli rol oynamıştır. Bu kavrama yani görüşe göre Amerika kıtasına gelen beyaz tenli sömürgeciler Atlantik'ten Pasifik'e uzanan bölgede toprakları ele geçirme hakkına sahipti. Hatta bu onların kaderiydi. Evet, bir zamanlar Maskogi kabilesine ait olan topraklardayız. Baktığımız anı teykelin amacı iç savaşı kahramanlaştırmak, beyaz tenlerin üstünlüğünü savunmak ve e, iç savaş öncesi güney eyaletlerinde başlatılan köleliği sürdürmek. Amerikan tarihi epey karmaşık ve bir o kadar da ilginç.